ayak olsun. El öpenlerin çok olsun. Lan dangalak kafayı mı yedin? Sabahtan beri bu kaçıncı el öpüşün lan? Dördüncü. Dördüncü. Bir de söyle. Manyak. Bir bayramda bir adamın eli dört kere öpülür mü lan? Yok bir kere öpülür biliyorum ama el öpülen kişi de bayram harçlığı verir. Bayram harçlığımı al da kadar elini öpeceğim. Bayram mübarek olsun. Tamam, bayram tamam, mübarek olsun. Tamam bırak dur. Tamam anladım. Mesaj yerine vardı. Al bakayım. Anne. Bu ne be? Bir milyon. Ha. Ne edeceğim de ben bundan? Ne yapsam bilmem küre ev mi alsam? Cincik boncuk mu alsam? Borsaya mı yatırsam? Ne yapsam? Ne dalga geçiyorsun lan? Bir milyon az para mı? Az olur mu? Çok paradır. Bunlar eskiden ev alınırdı. Ha. Çok eskiden. Benim senin gibi pintürü evlenmemden çok seneler önce. Lan bana bak mübarek gün benden dalga geçme bak. Günaha sokacaksın beni. Hadi git şuradan öcük kavuğuma getir. Midem kazınıyor kız. Anne kurbanın yarısı bitti midenin kazıntısı geçmedi. Komşulara dağıtmayacağız mı? Lan kurbanın birini eski mahalledeki komşulara dağıttık ya yete işte be. Ötekunu kendine kestin herhalde. Ha kendime kestim. Buradaki komşuların bayramından seyranlar ilgiler mi bana? He? Koskoca kumbak kapımızı çalan bir tanesi bile olmadı. Hani bak birisi çaldı işte. Günaha giriyor ne yani duracığım. Anne buyurun buyurun. İyi bayramlar kapılmış abla. İtirmiş baba evde mi? İtirmiş baba mı? Ha evde evde. Kim geldi şekerim? Yabancı değil. Padişah torunu kapıcımızla karısı ve kölesi Fatma Hanım teşrif ettiler. Gelip gelip gelsenize. Buyurun buyurun. Buyurun buyurun. Nasıl oldu etilmiş baba? Öpüm etilmiş baba. İyi bayramlar etilmiş baba. Baba mı? Ben... Ne oluyor lan bu filan ne oluyor bu balaplar? Saygısından eyle diyorlar şekerim. Aa. Sana hürmetim büyük itilmiş baba. Ya bırak bu bayi şimdi canım daha benim yaşım ne başım ne. Bayram çikolatası vereyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah'a emanetiniz. Bizimkisi hem bayram ziyareti hem de bir müşkülatım vardı onu sana deyiverim dedim itilmiş baba. Baba deme lan kendimi yatır evliya gibi filan sanıyorsun. Müşkülüm ne onu söyle. Bitiş kapatmanın kapıcısı işime göz dikti. Anne kuzu çıkas uca. Senin gibi çalışkan birinin işine göz mü dikti? He sokaktaki bütün apartmanları işgal ettiler. Beni de attırıp yerine bir hemşerisini koyacakmış. Benden ne istiyorsun? O zorba eve höt dersen senden korkar. Korkar mı dersin? He bir babalık yap. Bayram günü sevaptır itilmiş baba. Elini ayağını öpüp itilmiş baba. Bunun benimle ne alakası var anlayamadım. Aslında itilmiş baba bir eli ufak tefek işlerden hiç uğraşmaz. Ocağına düştük ne olursa senden olur itilmiş baba. Elini ayağını öpüp itilmiş baba. Peki ben bir söylerim. Tamam. Allah razı olsun itilmiş baba. Allah razı olsun itilmiş baba. Lan öpme lan. Allah razı olsun. Lan öpme diyorum lan. Pişmiş kurban kellesi gibi ne sırıtıp duruyorsun lan? İçimden bir ses bu işte senin parmağın var diye. Sen o sesi yine alma şekerim. Ne yaptın lan yine söyle bakayım ne halt ettin? Hani geçenlerde bizim apartmandaki komşularla biraz münakaşa ettim ya. Senin onlara baba olduğunu söyledim. Ne babası lan? İskele babası değil, Şam babası da değil. Mafya. Mafya babası olduğunu söyledim. Bizim salak kapıcı da inanmış. Lan sen gün aşırı bir antikalık yapmadan durmayacaksın mı lan? Sen benim başım belaya mı sokacaksın lan seni? Lan sana lan ne var kapında bir bugüne bugün şerefli bir meslek. Lan bu balık benim neyime lan? Sen benim başım belaya mı sokacaksın lan? Vallahi tipin tam baba tipidir be. Ay saçım. Lan git hadi mübarek gün benden belamı bulma inek. Çok affedersin baba öpeyim. Bırak bu balığı lan.
Benim zerzevat mafyasıyla başım dertte baba. Sen ne diyorsun lan Manav kardeş? Zerzevatın mafyası mı olmuş? Olmaz mı? Turfanda çilek mafyası bilen var. Memleket iyili bir memleket. Benden haraç istiyorlar baba. Vermesem dükkanımı kapattıracaklar. Benden ne istiyorsun? Sen babanın yere dediğine bakma. Aslında çok iyi bu babadu. Bir konuşuversen diyorum baba. Hani yalnız olmadığımızı anlasınlar anladın mı? Bu elinin altında da kalmam. Yaz, kış, meyven, sebzen hep benden. Hepsi mi? Sana canım feda baba. Ver elini öpeyim. Yok ya. He? Bu işi... Bir tane oğlum, bir tane. Tabii baba. Bir tane. Öpeyim baba. Ben taksiciyim baba. Beni durağa almıyorlar. Üç kez dayak attılar. Gözünü seveyim, şunlara bir zılgıt çek ha. Sen ne diyorsun oğlum? Beni de mi dövdüreceksin lan? İtilmiş baba, çok şakacı bir babadu. Senden korkarlar baba. Öksürsen kaçacak yer ararlar ha. Şu meseleyi hallet. Hallet ki yengeyi ve seni bütün yıl boyunca ücretsiz taşırım. Öpeyim babacığım. Bedava taşıyacağım. Bedava baba. Ne aferin sana lan? Bedava. Ben de karısıyım babanın. Öpeyim. Köşedeki kuyumcu dükkanın sahibiyim. İtilmiş baba, önünden geçmişsinizdir. He, ben orayı biliyorum. Hani vitrininde simitçinin simitleri gibi sıra sıra bilezikler dizilebiliyor. Bizim bilezikle işimiz yok. Ben karnım bilezikle de gidip toptancısından alıyorum. Estağfurullah, size bir şey satmaya gelmedim. Sizden koruma istiyorum. Koruma mı istiyorum? Evet, zamanlar kötü. Himayenizin altındayken kimse dükkanıma dokunamaz. Aa, siz hiç merak etmeyin. İtilmiş babanın koruması altındasınız. Sağ olun, sağ olun. Bu kolyeyi size getirdim yenge hanım. Ay, bu şövalye yüzüğü size layık değil ama lütfen kabul edin. Şövalye yüzüğü mü lan bu? Ay ne zahmet ettiniz be. İzninizle rahatsız ettim. Dükkanına kimse dokunamaz, korkma. Hule 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 hule. Ne oldu sana şekerim? Niye öyle suratın asıldı? Bilmem, neye kuna acaba? Sevinmeni lazım. Şanın, şöhretin, apartmanları taştı. Mahalleyi açtı. İtibarın da yerinde. Bir de konuşuyor mu inek? Ne biçim iş açtın başıma he? Abartma be. Yeri altayız o. Bak insanlar ne güzel hediyeler getiriyorlar. İtibarın da yönünde. Senin iftihar ediyorum be. Başlatma lan şimdi iftiharına filan. Karşımda hartut kalmayı yiyip durma inek. Senin yüzünden ya bir mafya kurşunla kurban gideceksin. Ya da mapise gireceksin. Sen ne biçim babasın be? Baba dediğim dabansız olmaz. Böyle gözü karı olur. Başlatma şimdi bu balığından filan diyor sana. Bu balık filan istemiyor. İstifa ediyor. Bundan sonra kim gelse gelsin almayacak. Tamam mı lan? Tamam canım, sen bilirsin. Beni bak, şuraya bak lan. Ev Sıtkı babanın teknesine döndü. Lan kimseye kapıyı açmayacak. Tamam. Kapıyı aç, içeri almayacak. Geberdirin bak. Vallahi billahi geberdirin. Evde yok de lan. Buyurun. İtilmiş babayı görecektim. Neyse ki o sizi görmeyecek. Yani kendisi ziyaretçi kabul etmiyor. Ama bu çok önemli. Kendisi evde yok. Aslında bu şehirde de değil. Yurt dışına geldi. Misafire niye yanlış bilgi veriyorsun şekerim? Buyurun, itilmiş baba benim. Geçin içeri canım, ne müşkulümüz varsa salonda anlatın. Geç. Adam beni canımdan bezdirdi. Ay kocam değil, bir şeyim değil. Ona baktın suç, buraya gittin suç. Yani elinden gelse Mine etek bile giydirmeyecek. Yazık. Halbuki Mine sana o kadar da çok yakışıyor ki. Bana yardım edin itilmiş baba. Size itilmiş baba dememin sakıncası yok değil mi? Yok canım, ne sakıncası olacak. De. Zaten yakın dostlarım bana hep baba derler. Sen de diyebilirsin. Yani şimdi adam sana tebelleş oldu. Sen de kurtulmak istiyorsun değil mi? Aynen öyle. Sen o adamı bana bir göster. Ben de ona gününü göstereyim. Çok iyisiniz itilmiş baba. Aslında sen bu babalık işlerini bırakmamış mıydın şekerim? Bıraktım. Lakin yakın dostlarım için bir iki özel iş daha yapabilirim. Gidelim mi İreyhan Hanım? Tamam, hemen gidelim. Gidelim. Sen hiç zahmet etme kahrolmuş. Gece kusakta bizi merak etme. Buyur İreyhan Hanım. Hadi. Hapı yuttuk. İyi canım, havaya yürüdü bizim iskele babası.
Ulan manav geldi, meyve getirdi. Mücevherat getirdi kuyumcuk. Tak sucu bedava sucu taşırım dedi. Bu karının nasıl teşekkür edeceğini bilmek için müneccip olmak gerekmez. Ulan kakılmış, kendin ettin kendin oğlum. Salak karı. Abiler, kurban bayramı geldi geçiyor. Satışlar iyiyken küpünüzü doldurun abi. Bir verin, iki alın. İki verin, dört alın. Kurbanlarınızı, koşlarınızı kopyalatın abiler. Sudan ucuz ya. Olur mu öyle şey ya? Oluyormuş abi, televizyonda gösterdiler ya. Lan bu herifin bir dümeni var kardeşim abi, ya bırak. Abi ben gemi miyim ya? Dümen gemide olur abi ya. Kapı gibi Tarım Bakanlığından ruhsatım var ya. Abi inanmıyorsanız meslektaşlarınıza sorun. Bak kare ası abim dün geldi buraya. Bana bir koç getirdi. Bugün iki tanesini alıp aslanlar gibi gitti. Bugün niye burada abiler? İki koçu verip dört kaç alıp aslanlar gibi gidecek. Abi yalan mı abi? Abi Öztah mı lan Hasan? Bize niye söylemiyorsun la? Sırf kendin mi kere diyeceğim? Vay uyanık vay. Yok la. Söyleyecektim de zaman olmadı. Ha abi göster abi ya. Abi göster koçları ya. Ha getirin abi, getir abi ya. Abi bunların hangisi orijinal? Hangisi kopya bakalım, bulabilecek misin abi ya? Fark öyle yok ya. Abi yok, bulmaz abi. Abi aynı abi. Ne bakın. Fark göremiyorum. Ya bu göremezsiniz abi ya. Aynı ya. Evet, siparişlerinizi bekliyorum abiler. Kapasitemiz sınırlıdır abiler. Erken gelen malı götürür. Söyle abi. Bana 6 tane yazıyor. 6 tane yazıyor. 4 tane de bana. Abi olmaz ki, bu işler öyle kolay değil ki abi ya. Bir teker teker gelin abi ya. 5 tane koç veririm ama yarın 10 tane gel isterim. Abi vermeyenin 200'ü abi. Bunlar bilimsel koçlar. Fotokopi koçlar abi ya. Kopyalanmış hayvan kurban edilir mi? Günah olmasın arkadaşlar. Hayda. Benim adım Hep Yek Nuri abicim. Sen beni Yaşar Nuri abimle karıştırdın herhalde. İşin o kısmını ona soracaksın. Ben sadece kopyalama işine bakıyorum abi ya. 5 tane bana verir misin 5 tane? 2 tane de bana verir misin abi? Hop hop baylar, bir dakika, Celeb arkadaşlar sipariş veremiyor. Acele etmeyin, yavaş. Abiler bul karoyu al para. Ay Allah, dilim sıçtı abiler ya. Kaz gelecek yerden tavuk, sürü gelecek yerden koyun esirgemeyin abiler. Abiler geldi malı, doliler geldi abi. Gel gel. Gel abi. 5 tane bana ver. Senden. Kurtuldum o baş belasından. Sana hayranım itilmiş baba. Ya bunlar ufak iş. Kalan sana dokunamaz. Ama sen yine de bayramı bizde geçir. Burada daha emniyetle sayılırsın. Ay çok iyisin itilmiş baba. Saygılar itilmiş baba. Biraz konuşabilir miyiz? Öcük bekle. Bunlar da bizim komşular işte. Hepsi de beni çok sever sayarlar. Saygı gösterirler. Dara düşen bana gelir. Sen salona buyur İreyhancığım. Ben Mazlum Bey'in derdini dinleyip geleceğim. Ulan Azgun baba, bu karıyı eve niye geri getirdin? Sen bir bu bayla ne biçim konuşuyorsun lan öyle? Lan başlatma lan babandan. Ben bu karıyı evde istemeyeyim ya. Sus lan. Karı duyacak, ayıp olacak şimdi. Sen ne diyordun Mazlum Bey? Karım durmadan beni dövüyor edilmiş baba. Her şeyi kafamda kırıyor. Şuna diyorum, şöyle iki tane Osmanlı tokadı patlatırsanız belki beni rahat bırakın ha? Bana bak, bu kahtayı sen kovarsın ya da ben gidip kovacağım ha? Zırlanma lan, sus! Bak şimdi Mazlum kardeş. Ulan beni dinlesene bir! Bak Mazlum kardeş, ben Gürgen Hanım'a karışamam. Ama sana karı dövme konusunda güzel bir konferans verebilirim. Bak şimdi kayı şöyle bir çabuk. Buyurun. Sarılarından alın Reyhan Hanım. Daha zelletli oluyor. Ben istemiyorum şekerim. Buyurun. Hanımefendi kim oluyor kakılmış? Yeni komşularınızdan biri mi? Misafir. Tanrı misafiri sayılır. Daha da anlamıyor Hamza kardeş. Ne olsun, yuvarlanıp gidiyor işte. Ver bak, patronumla bir meselen olursa bana söyle, ben hallederim ha. Nasıl yani? Yok lan kalan, ayağına bir kurşun mu olur, kafaya bir muşta mı? Benim için kolay iş. Ben kayfeleri yapayım. Ben de sana yardım edeyim kakılmış. Kakılmış.
olmuş? He. Neler oluyor kız? Ne olmuş senin herife böyle? Hiç sorma, baba oldu baba. Ne? Baba mı? Yoksam çocuğu yanındaki karıdan mı peydahlamış? Kız ilerisi değil, mafya babası diyor, mafya babası. Ah, ne diyorsun kız sen? Nereden aklını esti bu herifin böyle şeyler? Aslında onun değil, benim aklımı esti. Komşulara bir yalan söyleyeyim dedim, herkesi inanacağı tuttu. En kötüsü de benim ayı inandı. Belli bir baba havalarına neyin gülü. O yanındaki züllü de müstakbel metresidir. Başka bir emriniz var mıydı Reyhan Hanım? İsterseniz çayınızı da ben karıştırıyorum. Hatta lokmanızı da çiğneyip ağzınıza vereyim. Ay ya, komiklik yapma şekerim. Geç şu kurban kavurmasından ısıt da gel. Reyhancığım da tatsın. Sizin başka bir emriniz var mıydı Ütülmüş baba? Birini vurmamı isterseniz çekinmeyin, seyirin, hemen hallederim. Ben resmen bu bayram kurban edilen ben oldum ya. Baba karısı olmak ne kadar zor şeymiş. Yakında kıçma tekme yemezse miydi? Yine kim acaba? Başladık. Allah! Anne, mezar kaç bunları. Ütülmüş babayı aradınız herhalde. İçeride, salonda, buyurun buyurun. Görürsünüz ha. Zaten burası yol geçen hanı oldu. Afiyet olsun Ütülmüş abim, afiyet olsun yenge. Sen burada ne arıyorsun lan? Yengenin de maşallah var yani, afiyet gibi ha. Sorduk mu lan? Lan seni bir daha göresem kemiklerini kırarım demedim mi lan ben sana? Ya zaten kemiklerimi bu abiler kırdı abi ya. Bir de sen zahmet etme ya. Kim lan bu dingilli? Kime dingil diyorsun sen ya? Lan sen palaspandres benim evime nasıl dalıp geliyorsun? Ay abi, 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 bırak yakamı ya. Abi, bir dakika abi, abi ya abi. Abi niye böyle yapıyorsunuz ya? Niye güzellikle adletmiyorsunuz ya? Aa, olmuyor mu abi ya? Olmuyor mu ya? Nedir lan sizin derdiniz? Abi, benim bu abilere bir miktar borcum vardı. Belki sen kefil olursun o dedim abi ya. O uyanık yüzü dolandırdı. Koyunlarımızı çaldı. Kuru iftira ya! Eğer yalanım varsa ömrü billah tek kapıya gele atayım abi ya! Hop gideceğim dedi. Aldı götürdü koçlarımızı. Lan teker teker konuşuyorsun lan! Abi, kopyalama ameliyesinde böyle ufak bir aksama oldu biliyor musun? Bak, sana ispat edeyim abi ya. İşte abi. Ne lan bu pösteki, korkuttun lan burayı? Abi ben şimdi tam koçları kopyalıyordum ki birdenbire anlayamadığım bir infilak oldu biliyor musun abi? Yani geriye bir bu kaldı yani. Yalan söylüyor ya. Bütün koçları satmış, bizi de bu pöstekiyle kandırmaya çalışıyor. Benim 4 koçum gitti. Madem bu adama kefilsin, ben de senden paramı istiyorum. Ben de 6 tane koçumun parası lan istiyorum. Başlatma lan! Şimdi koçumuzdan da maçumuzdan da ne diyorsun? Lan kaynımızdan da bizden de yarın lan! Çekil gidin! Ya karışma lan! Karışma lan! Hadi! Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Abi, abi sağ ol abi ya. Ellerin dert görmesin abi ya. Tuttuğun zar düşeş olsun abi. Demek sen koyun kopyalıyorsun he? Abi işte kopyalıyorum, bazen de kopyalayamıyorum abi ya gördüğün gibi. Lan oğlum sen adam olmayacaksın mı lan? Lan sen hep benim başımı belaya mı sokacaksın lan he? Abi yapma ya, öyle deme abi ya, yapma. Lan ya. Oğlum sen kopyalamayı öğrenmek istiyor musun? Abi istemez miyim abi ya, deliler. Gel bakayım şöyle. Abi. Şöyle gir. Şöyle gir, düşünün. Düzgündür oğlum, düzgündür. Abi duruyorum abi ya, şöyle duruyorum abi, duruyorum. Ne? Beni kaç tane görüyorsun lan? Abi, abi, iki abi, iki. Gördün mü bak, kendimi kopyaladım. Abi, sen bu kopyalama işinde benden daha iyisin abi. Ortak olalım mı abi? Başım büyük bir belada itilmiş baba. Çekinme, söyle, biz komşuyuz. İşler çok kötü gidiyordu. Ben de birkaç yere karşılıksız çek verdim. Senetler de var. 80 milyarı buluyor. 80 milyar mı? Düş be. Evet, 80 milyar ya. Alacaklılar beni çek senet mafyasına havale etmişler. Durmadan tehdit telefonları geliyor. Bugün de ödemenin son günü. Eğer ödemezsem ya dövecekler ya da... Evet, ya dövecekler.
Hiçbir şey yapamazdı. Ben hallederim. Ben hallederim kız. Sen ne diyorsun lan şekerim? Neyi halledeceksin? Kendini naylon branda mı zannediyorsun? Bak başım büyük belaya girecek, ona söyleyeyim. Ya sen perezit yapma. Yürü git bana bir cuvar al bakkaldan. Buradan sıkıldım. Az ye de kendine bir uşak tutma beyefendi. Lan bana bak. Şimdi komşuların bir de İreyhan Hanım'ın oyunda seni bir güzel bataklarım. Hadi defol diyorsun, yürü. Şu alacaklıların bir listesine ver bakayım komşu. Serdar buradayım. Pardon bayan, Turgut Nalça burada mı oturuyor? Turgut Nalça mı? Ne edeceksiniz güne? Hiç abla, bir alacak meselesi var da. Alacak mı? Ne alacağım? Sen adamı tanıyor musun, tanımıyor musun onu söyle. Söylerim, söylemesine de ne edeceksiniz siz onu söyleyin. Parayı isteyeceğiz, vermezse bugünlük sadece biraz okuşacağız. Yok, birazcık olmaz. İyicene bir pataklıyım. Benim hatırım içinde 3-5 tane daha var. Kendisi bizim komşumuz oluyor da böyle suratımı bu hale o getirdi. Tamam abla, anlaştık. Senin için de döveriz. Tamam, gelin ben size onun dairesini gösterdim. Gelin. Gelin. İşte şu karşıdaki kapıdır. Sağ ol abla. Bir şey değil. Geldik lan patlama anne. Buyurun lan. Ölüyorum. Nasıl olmuş? Babalık zor zinaat değil mi? Satmışım bu balığını lan. İstifa ediyorum. Seni haline şükret. Ben olmasaydım, polisleri çağırmasaydım vücudunda sağlam bir tek kemik kalmayacaktı be. Adın al çubuğa çıkacaktım. Kolum kanadım kırık ya, dalga geç bakayım benden. Belki de adım Niyazi Baba'ya